Daha ilk yola çıkarken ne demiştik? Biz bazılarının yaptığı gibi kapalı kapılar arkasında sözler vererek, karşılığında sözler alarak holding patronlarına, medya patronlarına, dış güçlere, arkamızdan estirilecek rüzgarlara güvenerek değil, önce Cenab-ı Allah'a, sonra da bu aziz millete güvenerek yola çıktık demiştik. Sonsuz şükürler olsun ki bu güvenimiz boşa çıkmadı. Gerçekten de hem bugün Bursa'da gördüğümüz bu manzara hem de Türkiye'nin dört bir tarafında aziz milletimizden görmüş olduğumuz teveccüh ve destek gerçekten de muazzam bir seviyede. Güvenimiz boşa çıkmadı. Niyet hayır, akıbet hayır sözünün ne kadar gerçek olduğu bir kez daha görülmüş oldu. İhlasla, samimiyetle yola çıkan bu kutlu kervanın ikinci 40 yıl yürüyüşünün menzile en kısa zamanda ulaşacağı bir kez daha görülmüş oldu. Cenab-ı Allah bundan sonraki yürüyüşümüzü kolaylaştırsın, yar ve yardımcımız olsun. En büyük muvaffakiyetlere, en büyük zaferlere hep birlikte ulaşmayı, bu aziz milleti ve bütün mazlumları, bütün ezilenleri çektiği sıkıntılarından kurtarmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli basın mensuplarına, emniyet tertibatını sağlayan güvenlik güçlerimize, bütün misafirlerimize, protokol mensuplarına bir kez daha teşekkürler ediyorum. Ve biraz evvel söylediğim Osmanlı payitahtı Bursa'mızda bulunmamızı bir kez daha hatırlıyorum ve hatırlatıyorum. Osmanlı'nın merkezi, Osmanlı'nın payitahtı Bursa'da bulunmak bizler için, hepimiz için ayrı bir şeref ve bahtiyarlık vesilesidir. Osmanlı demek bütün insanlık için adalet demektir. Osmanlı demek bütün insanlık için refah demektir. Herkese refah demektir. Osmanlı demek bütün dünyada huzur ve barış demektir. Osmanlı demek bütün insanlık için Müslüman olsun veya olmasın Cenab-ı Allah'ın bahşettiği kul haklarının teminat altına alınması demektir. Osmanlı demek paylaşımda adalet, yönetimde adalet demektir. Osmanlı demek dünyacı değil, ahiret öncelikli olmak demektir. Osmanlı demek kuvveti değil, hakkı üstün tutmak demektir. Osmanlı demek materyalizm yerine maneviyatçılık demektir. Osmanlı demek nefse esaret yerine nefis terbiyesi demektir. Ve bütün bu prensipleri saydığımız zaman aklımıza gelen milli görüştür, bizim davamızdır. Merhum Erbakan hocamızın milli görüşün prensipleri olarak saydığı bu temel prensiplerdir. Bu sebeple biz Osmanlı'yı milli görüşle aynı görüyoruz. Osmanlı demek milli görüş demektir ve milli görüş demek bütün insanlığın dünyada ve ahirette saadet ve selamet bulması demektir. İşte bu zihniyetle, bu temel esaslara bağlı olarak, bu prensipleri sancak olarak en ön safta taşıyarak merhum Erbakan hocamızın başlattığı hareket 1969'da Konya'dan başladı ve bütün engellemelere rağmen, bütün manipülasyonlara rağmen içeriden dışarıdan aman ha, sakın ha Erbakan meclise girmesin, milli görüş ruhu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesin diye her türlü oyunu, her türlü hileyi yapmalarına rağmen 1969'da Erbakan hocamız daha ilk siyasi adımını attığı anda 3 milletvekilinden fazla milletvekiline yetecek oyu alarak milli görüşü 1969'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı ve milli görüşün birinci büyük şahlanışı 1969'da gerçekleşmiş oldu. Arkasından aman ha, bu Erbakan'ı elimizden kaçırdık. Konya'dan bağımsız seçildi ve meclise girdi. En azından bundan sonra sesini soluğunu duyurmayalım. Perdeleyelim, engelleyelim, ambargolar uygulayalım ki bu milli görüş hareketi ete kemiğe bürünmesin. Milletin kalbinde, gönlünde neşvi nema bulmasın diye her türlü tedbir almalarına rağmen 1973'teki seçimlerde Milli Selamet Partisi ile bir büyük şahlanışı daha gerçekleştirdi. Anketlerde en fazla şans veren anketin %1 ila 1,5 civarında şans verdiği Milli Selamet Partisi o ilk girdiği 73 seçimlerinde %12'ye yakın oy alarak iktidar ortağı oldu. Milli Görüş Siyasi Partisi ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurdu ve temsil edilmeye başladı. Böylece Milli Görüş'ün ikinci büyük şahlanışı Milli Selamet Partisi ile bundan neredeyse 50 sene evvel 1973 seçimlerinde gerçekleşmiş oldu. Arkasından Refah Partisi dönemine geldi. Merhum Erbakan hocamızın şöyle ifade ettiği şartlar altında ne diyordu? Diyordu ki yahu siz bizim rakiplerimizi spor ayakkabıyla rattan piste koşturuyorsunuz. Refah Partisi'ni bizi yalın ayak dikenli yolda koşturuyorsunuz. Buna rağmen biz yalın ayak dikenli yolda koşmamıza rağmen spor ayakkabıyla rattan piste koşan rakiplerimizin hepsini birer birer geçiyor, hepsini egale ediyoruz diyorum. İşte Erbakan hocamızın bu sözleri 1994'te gerçek oldu. Yine kendi ifadesiyle taklitçi partiler, Refah Partisi'nin Milli Görüş'ün rakipleri yan yana geldiler olmadı. Alt alta geldiler olmadı. Üst üste geldiler olmadı. Ne yaptılarsa yaptılar. Yine de muvaffak olamadılar. 94'te yerel seçimlerde Milli Görüş'ün üçüncü büyük şahlanışı Refah Partisi ile gerçekleştirildi. Ve arkasından hepinizin bildiği gibi 1995 genel seçimleri. Bu seçimlerden önce de aynen 94 yerel seçimlerinden önce yaptıkları gibi Refah Partisi'ni üçüncü parti, dördüncü parti, beşinci parti olarak anketlerde gösteriyorlar. Arkadan rüzgar estirmeyi bırakın, tersten rüzgar estiriyorlar, karşıdan rüzgar estiriyorlar. Karalama kampanyaları, iftiralar hepsi bini bir para bir şekilde devam ediyor. Ancak bütün bunlara rağmen biraz evvel Erbakan hocamızın sözünü hatırladık. Bütün bu olumsuzluklara rağmen imanla, inançla, aşkla Refah Partisi 95'te genel seçimlerde de birinci parti oldu. Türkiye'nin en büyük partisi oldu ve böylece Milli Görüş dördüncü büyük şahlanışını gerçekleştirdi. Şimdi üzerinden neredeyse 25 sene, 26 sene geçti. 2021 yılına, 2022 yılına geldik. Şimdi tarih yeniden tekerrür edecek. Çünkü bugün de ikinci 40 yılda da bu dava erleri, bu milli görüş erleri birinci 40 yıldaki aynı heyecanla, aynı ruhla, aynı hedefler doğrultusunda, aynı dava uğrunda kınayıcının kınamasından korkmadan, hiçbir engele ve zorluğa aldırmadan canla başla gayret etmeye devam ediyorlar ve inşallah milli görüşün beşinci büyük şahlanışını önümüzde yapılacak ilk seçimde yeniden Refah Partisi olarak bu ülkeye, bu millete yaşatacaklar Allah'ın izniyle.
Şimdi buradan anketleri yapan, malum anketleri yapan o firmalara seslenmek istiyorum. Ya 50 senedir aklınız başınıza gelmedi. Kaç defa mahcup oldunuz, kaç defa rezil oldunuz, halen daha aynı oyunları yapmaya devam ediyorsunuz. 1973 seçimlerinde %1 gösterdiğiniz Milli Selamet Partisi %12 oy aldı, meclise girdi ve iktidar ortağı oldu. 94 seçimlerinde Türkiye genelinde 4. parti gösterdiğiniz Refah Partisi Türkiye genelinde 1. parti oldu, en büyük parti oldu. 94 seçimlerinde Ankara'da 5. parti gösterdiğiniz Refah Partisi Ankara'da belediyeyi aldı, 1. parti oldu. Yine 94 seçimlerinde İstanbul'da 4. parti olarak gösterdiğiniz Refah Partisi İstanbul Belediyesi'ni aldı, İstanbul'da 1. parti oldu. Şimdi de 2. 40 yılda tarih tekerrür ediyor. Aynı merhalelerden geçiyoruz. Aynı oyunlar oynanıyor. Aynı engellerle karşılaşıyoruz. Yeniden Refah Partisi'nden asla ve asla söz etmiyorlar. Telefonla arıyorlar. Eğer yeniden Refah Partisi dersen seni kararsızlar hanesine yazacağım. Bizim seçeneklerimiz içinde yeniden Refah Partisi yok diyorlar. En fazla gösteren %1 gösteriyor. Ancak buradan kendilerini uyarıyoruz. Bak, tarih tekerrür edecek. Yapılacak olan ilk seçimlerde yeniden Refah Partisi yanardağ gibi patlayacak. Siz de kaçacak, delik arayacaksınız. Delik arayacaksınız. Bizden peşin peşin söylemesi, şimdiden aklınızı başınıza alın, seçim akşamı nereye kaçacağız diye düşünmek zorunda kalmayın. Çünkü yapılacak olan o seçimde yeniden Refah Partisi ile Milli Görüş 5. büyük şahlanışını yaşayacak. Yeniden Refah Partisi ile Milli Görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak. O zaman bu anketleriniz sizin yüzünüze çarpılacak. Bizden şimdiden söylemesi. Cenab-ı Allah inşallah hep birlikte o günleri görmeyi, yaşamayı bizlere nasip etsin. Ve bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmayı, 2 milyarlık İslam alemini, 7 milyarlık bütün insanlığı bu sömürüden, bu zulümlerden, bu çifte standartlardan kurtarmayı yeniden Refah Partimize bizlere nasip eylesin. Merhum Erbakan hocamıza layık dava erleri olmayı nasip eylesin. Bu hak davayı hakkıyla temsil eden milli görüşçüler olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bir kez daha Bursa'mızda gerçekleştirdiğimiz bu sandık baş müşahitleri ve mahalle temsilcileri toplantımızın hayırlı olmasını, mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok değerli milli görüşçüler, çok değerli hak davanın erleri, çok kıymetli mücahitlerimiz. Bugün Türkiye'de karış karış dolaşıyoruz ve gördüğümüz manzarayı bildiğiniz gibi birkaç ana maddeyle özetliyoruz. Türkiye'de tabir caizse tuzu kuru olan 10 milyonluk bir toplum kitlesini bir kenara bıraktığınızda, toplumun %85'lik 90'lık kesimine baktığınızda, dar gelirli milyonlara baktığınızda karşınızda birkaç maddeyle özetlenecek temel problemleri görüyorsunuz. Ardahan'dan Iğdır'dan tutun Edirne'ye kadar, Tekirdağ'a kadar, Samsun'dan Sinop'tan tutun Muğla'ya kadar, Antalya'ya kadar toplumun neredeyse %90'lık kesiminde bu anlatacağım problemlerden muzdarip olduklarını görüyoruz. Neymiş o maddeler? Birincisi işsizlik maddesi. Bugün Türkiye'de işsizlerin toplam sayısı 10 milyon seviyesini aşmış durumda. Biz diyorduk ki Yunanistan'ın nüfusundan fazla işsizimiz var. Meğerse araştırmalara bir baktık ki dünya üzerindeki 106 ülkenin nüfusundan daha büyük bir işsizler ordusuna sahibiz. İşsizlerimiz 10 milyonu geçmiş. Üniversite mezunu diplomalı işsizler 1,5 milyona ulaşarak Türk Silahlı Kuvvetler ordumuzu 3'e katlamış. Adana Büyükşehir Belediyesi sadece 200 kişiyi işe alacağım diye bir ilan veriyor. 52 bin işsiz bu ilana başvuruda bulunuyor. Düşünebiliyor musun? Ben deniz o fotoğrafı gördüm.
bizim 17 Kasım'daki Ankara Arena'daki büyük kongremizdeki manzara gibi. 52 bin tane işsiz insan 200 tane pozisyon için Adana Belediyesi'nin önünde insan seli halinde toplanmış durumdaydı. İşte Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi. Efendim bu ülkede işsizlik yok, iş beğenmemezlik var. Yahu sen açlık sınırının altında asgari ücret verirsen, Avrupa'daki bir asgari ücretlinin saat başı ücretinin onda biri kadar bir asgari ücret verirsen, Türkiye'deki asgari ücretli 10 saat çalışıp Avrupa'daki asgari ücretlinin sadece 1 saat çalışarak aldığı bir ürünü alabiliyorsa, o zaman bu insanlar biz köle olmak istemiyoruz der, iş de beğenmezler elbette ki. Neden işsizlik problemi var? Bir defa bu iktidar 19 seneden beri iş ve istihdam konusunda herhangi bir adım atmadı. İş sahası açmaya yönelik, istihdam sağlamaya yönelik herhangi bir adım atmadı. Peki öyleyse özel sektör istihdam sağlasın. Ya özel sektörün bu faiz oranlarıyla, bu döviz kurlarıyla, bu vergilerle, bu mevzuatla Türkiye'nin bu ekonomik şartlarında bırak ilave istihdam sağlamayı, elindeki istihdamı bile sürdürebilmesi mümkün olmuyor. Bir diğer konu ne? Eğer sizin 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiziniz varsa bu gençler üniversite okumak da istemez, herhangi bir şey yapmak da istemez. Neden? Üniversite okusam, diploma sahibi olsam da işsizim. Yine açım. Asgari ücretin saatlik karşılığı 1 doların altındaysa bu gençler çalışmak da istemez. Neden? Çünkü çalışarak aç kalacağıma çalışmadan aç kalırım daha iyi derler de onun için. Birinci derdimiz bu. Burada en büyük sorumluluk mevcut siyasi iktidarın üzerinde gereken adımları atmadı. İstihdam oluşturmaya, iş imkanı oluşturmaya yönelik gerekli yatırımları yapmadı. 19 seneden beri AVM, rezidans, park, bahçe, köprü, otoyol, beton, çimentoyla uğraşmaya devam etti de onun için. İkinci acılı ve çileli topluluk kim? Bunlar da emeklilerimiz. Emeklimize 20 sene, 30 sene, 40 sene bu ülkeye, bu devlete hizmet edip emekli olmuş bir insana verdiğiniz para 1500 lira, 1600 lira, 1700 lira. Ya bugün bir çeyrek altın 2000 liraya dayanmış durumda. Bu emekli amca torununun sünnetine, düğününe gideceği zaman karnına kramplar giriyor, başına ağrı giriyor. Neden? Bir çeyrek altın alıp da torununun sünnetine, düğününe gidebilecek durumda değil. 1500 lira, 1600 lira emekli maaşı bir çeyrek altına bile yetebilmesi mümkün değil. Bırakınız 4 kişilik bir aileyi, sadece karı koca 2 kişilik bir aile için açlık sınırının altında kalıyor. Bakınız ben Kahramanmaraş'ta 70 yaşında emekli bir amcamızla karşılaştım. -5 derece havada esnaf ziyareti yapıyoruz. Bundan 2 sene evvel ve biz bu yaşımıza rağmen o soğuktan korunmak için 2'de 1 bir dükkana, bir mağazaya girip de ısınmaya çalışırken dedi ki ben emekliyim, ayda 1600 lira elime para geçiyor, kızım eşinden boşandı, kızıma bakıyorum, torunuma bakıyorum, eşime bakıyorum, kendimin karnını doyurmaya çalışıyorum. Böyle olduğu için de 1500-1600 lira yetmiyor. Geliyorum buraya sabah 9'da, akşam 8'e kadar -5 derece soğukta ayakkabı boyamak zorunda kalıyorum dedi. İşte emeklimizin hali bu. Bir diğer örnek daha yakın zaman. Birkaç ay evvel Türkiye'nin ekonomik bakımdan en ileri seviyedeki şehri olan İstanbul'da bahçeli evlerin orta yerinde emekli amcamız önümüzü kesti. Dedi ki benim elime ayda 2000 lira geçiyor. Bu 2000 lirayla temel besin ihtiyacımı bile karşılamaktan acizim. Allah sizi inandırsın, gidip pazarlardan çürük domates almak mecburiyetinde kalıyorum dedi ve gözleri yaşardı. Milyonlarca emeklinin durumu işte bu merkezde. Dolayısıyla bizim en önemli problemlerimizin başında emeklimizin refah seviyesini arttırmak, emeklimizi insan onuruna yaraşır bir alım gücüne ve refah seviyesine ulaştırmak geliyor. Peki diğer taraftan esnafın durumu ne? Burada esnaf olan kardeşlerimiz vardır. Bizden bile daha iyi bilecekler. Bir tane müşahhas örnek vereyim. Trabzon'un bir ilçesinde bir çay ocağına girdik.
Esnaf ziyareti sırasında mola veriyoruz, çay içeceğiz. O çay ocağını işleten esnafımız yanımıza geldi. Dedi ki bakın daha dün bir torba kömür aldım 85 lira. Dedim ki ne kadar gidiyor bir torba kömür? Sadece bir gün yetiyor ısınmak için. Dolayısıyla bir aylık sadece sobaya atacağı kömür maliyeti 2500 lira. Yine aynı adamcağız elektrik faturasını getirdi. O faturanın fotoğrafını çekti. Küçücük 12, 13 veya 15 metrekare, hadi bilemediniz 20 metrekare bir çay ocağı. Bir ayda elektrik faturası 1200 lira. Fotoğrafını çektik duruyor. 2500 lira ısınmak için kömüre vereceğiz. 1200 lira elektrik faturası ödeyeceksin. Ocağın doğalgazı var. Çay pişirilen ocak orada akşama kadar yanmaya devam ediyor. İki tane çalışanım var dedi. Onların maaşı var, sigortası var. İş yerinin çay ocağının kirası var. Bir bardak çayı 2 liradan satıyor. Hesap ettik. Bir günde sadece masrafları çıkarabilmek için 400 bardak çay satması lazım ki sıfıra sıfır, elde var sıfır noktasına gelebilsin. Çünkü 2 liralık çaydan 1 lirayı da çay parası, şeker parası, su maliyeti onları çıkartıyoruz. 1 lira kalsa günde 400 lira çıkartacak. Ayda 12-13 bin lira kazanacak ki bu çaydan sadece masraflarını çıkarsın. Evine de bir kuruş götüremeyecek. Başa baş noktasına gelecek. İşte esnafın hali bu. Esnaf bugün neden dükkanı açıyor biliyor musunuz? Evde eşiyle sıkıntı yaşamayayım diye. Eve gelen eşinin arkadaşları, komşular, konu komşu evde akşama kadar boş oturan bir adam görmesin diye. Sosyal açıdan, psikolojik açıdan gidiyor. Ve bu esnafımız dedi ki şu anda dedi size yemin edebilirim aylardan beri eve de şuradan bir kuruş arttırıp da eve de bir para götürebildiğim yok. Ne demek bu? Evde akşama kadar oturacağına en azından gideyim de orada oyalanırım, kafam dağılır, orada çay ocağında oturayım diye gelmiş. Ya günde 400 bardak, 500 bardak çay satıp sıfıra sıfır noktasına gelecek bir insanın oradan ayda evine 3000, 5000, 10000 lira götürebilmesi mümkün mü Allah aşkına? İşte size sadece 4 işlemle matematik olarak ve yaşadığımız, şahit olduğumuz bir olayı aktararak esnafın durumunu özetledim. Konya Ilgın'da esnaf ziyaretinde bir dükkana girdik. Girdik içerisi mağara gibi kapkaranlık. Dedik ki ya hayırdır neden karanlıkta oturuyorsun? Elektrikler mi kesildi? Dedi ki ya ne elektrik kesilmesi? Biz burada akşama kadar elektriği yaksak bu elektrik faturasını ödememiz mümkün olmaz. Ben çok mecbur kalmadıkça elektriği yakmıyorum, karanlıkta oturuyorum. Şu aya sert iniş yapacak Türkiye'nin halini görüyor musun? Şu kendi uçağını, kendi tankını, kendi helikopterini, kendi otomobilini yapıyor dedikleri Türkiye'nin halini görüyor musun? Esnaf karanlıkta oturuyor. Neden? Çünkü oransal olarak dünyanın en pahalı elektriği var da onun için. Elektriği yakmıyor. Bu faturanın altından kalkamayacağından dolayı. Peki çiftçinin durumu ne? İşte geçen hafta genel merkeze Türkiye'nin dört bir yanından çiftçiler geldiler. Sadece bir tanesini örnek olarak anlatayım. Uşak'tan gelen çiftçi İbrahim kardeşimizin durumu. Diyor ki bu mazot parasıyla tarlayı süremiyorum. Bu elektrik parasıyla tarlayı sulayamıyorum. Atacağım gübrenin tonu ne oldu biliyor musun dedi. Kulaklarımıza inanamadık. Diyor ki bu sene başında attığım gübrenin tonu 3400 liraydı. Bugün geldiğimiz noktada aynı gübrenin tonu 14 bin lira oldu. 14 bin lira. Ya dedim ki insanın parası olsa bile siniri bozulur, morali bozulur, canı sıkılır. Yine de o gübreyi alıp da atmak içinden gelmez. 8 ayda, 9 ayda, 10 ayda hadi bilemedin. 3400 lira olan gübre 14 bin liraya gelmiş dayanmış. E böyle olunca ne oluyor? 90 bin lira kooperatiften bir kredi almıştım. 90 bin liralık ana parası borcun üzerine binen 300 bin lira faizle tam 400 bin lira oldu. Şimdi geliyor benim traktörümü haczediyor, benim arabamı haczediyor, evimi haczediyor. Bu da yetmiyor. Ben mecburen krediyi alırken bir kefil istediler. Eşimi kefil göstermiştim. Beni tazyik hapsine attılar. 3 gün hapis yattım çıktım. Birdenbire jandarma komutanı aradı ben Ankara'dayken.
Uşak'ta köyündeki jandarma komutanı. Dedi ki İbrahim kardeş şu anda senin evin önündeyim. Eşin senin borcuna kefil olduğu için eşini alacağım, hapse atacağım. Senin haberin olsun istedim. Bakınız birebir yaşadığım, şahit olduğum basın toplantısında bizimle birlikte yanımızda oturan Uşaklı çiftçi İbrahim'in dramı. Dedim ki ya komutanım yapmayın etmeyin. Bizim 3 tane küçük çocuğumuz var. Ben Ankara'dayım. Eşimi de hapse atarsam bu çocuklara kim bakacak dedim. Jandarma komutan dedi ki öyleyse kaymakamla bir konuşayım, bir izin isteyeyim. Ona göre almayız belki dedi ve böylece eşimin hapse gitmesini önledi. Şu Türkiye'nin haline bakar mısın? Sadece bu örnek çiftçinin, köylünün ne halde olduğunu göstermesi bakımından yeterli artar mı? Ama aynı Türkiye'de diğer taraftan Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi alan imtiyazlı holding 3 senedir 4 senedir bir kuruş geri ödeme dahi yapmamış ama o holding patronuna hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Aynı Türkiye'de bu iktidar Amerika'nın Cargill şirketine resmi gazetede yayınlayıp özel vergi muafiyeti çıkartıyor. Bu adaletsizlik, bu zulüm, bunun karşısında sessiz kalabilir miyiz Allah aşkına? İşte Türkiye'nin gerçekleri. Diğer bir örnekte asgari ücretlinin durumu. Biraz önce kısaca değindim. Bir saatlik brüt ücreti Türkiye'deki asgari ücretlinin 1.2 dolar. 1 dolar 20 sent. Brüt ücret üzerinden hesaplıyorum. Bugün yeni zam yapılmış olan asgari ücretle saat başı ücreti brüt 1.2 dolara gelmiş. Peki bizi kıskanan Avrupa'da, bizi kıskanmaktan çatlayan Almanya'da, Fransa'da durum ne? Almanya'da brüt asgari ücret saat başına 12 euro yani 13.6 dolar. Fransa'da saat başına brüt asgari ücret 10.5 euro yani 11.9 dolar. Yine bizi kıskanan ülkelerden bir diğer olan İngiltere'de saat başı asgari ücret brüt 9 sterlin yani 12 dolara tekabül ediyor. 12 dolar, 13 dolar bir saat çalışan asgari ücretli orada para kazanıyor. Türkiye'de bir saat çalışan asgari ücretli 1.2 dolar para kazanıyor. Ne demek bu? İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da bir saat çalışarak aldığı bir ürün için Türkiye'deki asgari ücretlinin adeta köle gibi 10 saat çalışması gerekiyor. Büyük zam yaptık, şöyle ettik, böyle ettik diye reklam yapa yapa bitiremedikleri yeni zamlanmış asgari ücretin seviyesi işte bu. Bu en son yaptıkları asgari ücret zammı da %60'ı geçen yıllık enflasyon karşısında 2 ay bilemediniz 3 ayda eriyecek, bitecek, yok olup gidecek. Türkiye'de 4 kişilik aile için açlık sınırı 4.000 lira seviyesine gelmiş. Sizin verdiğiniz 4.250 lira asgari ücret aç kalmaktan hallice bir durumu 7 milyondan fazla asgari ücretliye reva görmek demektir. Bugün %60 enflasyonla bu açlık sınırı önümüzdeki birkaç ay içerisinde 5.000 lirayı da geçecek ve 7 milyondan fazla asgari ücretli ailesiyle beraber 30 milyon vatandaş yeniden açlık sınırının altında kalmış olacak. Peki buraya kadar ne anlattım? Çiftçinin, köylünün durumuna değindik. Müşahhas örnekler, esnafın durumuna değindik. Somut müşahhas örneklerle emeklinin ve asgari ücretlinin durumuna değindik. Yani konuşmamın en başında söylediğim halkın %90'lık kesiminin temel problemlerine değindik. Ve elbette ki 10 milyon işsizler ordumuz, 1.5 milyon üniversite diplomalı işsiz ordumuza değindik. Peki şimdi bir de değinmemiz gereken iktidarın durumu. İktidarın durumu ne? İktidar maşallah habire her geçen gün uydurma düşmanlar buluyor, suçu götürüp o düşmanların üzerine yıkıyor. Halbuki bütün bu anlattığımız problemlerin doğrudan doğruya müsebbibi sorumlusu 19 seneden beri borç, faiz, zam, vergi ekonomisini uygulayan iktidarın ta kendisi olmasına rağmen çıkıyorlar. Hepinizin bildiği gibi yıllarca suçu Gezi olaylarına attılar.
E-Muhtıra'ya attılar. 17-25 Aralık operasyonlarına attılar. Bir sürü düşman buldular. Çukur Hendek olayları dediler. Bunlar bitti. Arkasından dış güçlere atmaya başladılar. Zincir marketlere attılar. Patatesçilere, soğancılara attılar. En son o da yetmedi. Pandemiye attılar. O da yetmedi. Geldiler şimdi. Yeni bir düşman daha buldular. O da stokçular. Yeni düşmanımız hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'deki bütün bu sorunları bütün bu anlattığımız sorunların, ekonomik krizin sorumlusu bir avuç stokçuymuş, bizim de haberimiz yokmuş. Ya biz ne diyoruz Yeniden Refah Partisi olarak? Ya bir defa stokçuluk bu ekonomik krizin bir sebebi değil, sonucudur, sonucu. Neden sonucu? Senin yıllık enflasyonun %60'a çıkmışsa, bir aylık enflasyon %10'a dayanmışsa, döviz kurları bir günde sabahtan akşama %10, %15 artıyorsa o ülkede elbette ki stokçuluk olur. Bir malın fiyatı sabah başka, akşam başkaysa, bugün başka, pazartesi günü başkaysa, bu ay başka, gelecek ay iki misliyse o zaman o ülkede elbette ki stokçular çıkar. Stokçuluk bu işin bir sebebi değil, bir sonucudur. Sizin 19 seneden beri uyguladığınız borç, faiz, zam, vergi ekonomisinin, üretmeden tüketme ekonomisinin, beton çimento ekonomisinin doğal bir sonucudur stokçuluk. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi bu iktidar doğal gaza ve elektriğe, akaryakıta yağmur gibi yağan zamları yapıyor. Bu zamları yapan stokçular mı? Hayır. Şimdi bunlar yetmedi. 2022 Ocak ayından itibaren vergi ve harçlara %36 zam yapacağım diyor. Bir de bunu üstüne bindirecek. Bu vergilerin böyle astronomik şekilde arttırılması, doğalgaza, elektriğe, köprü, otoyol, akaryakıt fiyatlarına yağmur gibi yağan zamların yapılması ve bunun sonunda da günden güne, haftadan haftaya, aydan aya bütün ürünlerin fiyatlarının patlamasının sorumlusu stokçular mı? Patatesçiler mi? Soğancılar mı Allah aşkına? Bu zamları kim yapıyorsa bunun sorumlusu onlar. Beton çimento ekonomisi yüzünden üretmediğimiz için, ihraç etmediğimiz için, her sene ithalatımız ihracatımıza 50-60 milyar dolar fark attığı için dövize olan yüksek talep yüzünden döviz fırlıyor. Borç faiz ekonomisi yüzünden kaynak ihtiyacını sürekli olarak dış borçla karşıladığımız için dövize olan talep dövizi fırlatıyor. Dövizin fırlaması da dışa bağımlı, ithalata bağımlı bir ekonomide fiyatları patlatıyor, enflasyonu patlatıyor ve böyle olunca da bu ekonomik kriz ve bu hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün bu matematik, ilmi gerçeklerin arkasından çıkıyorlar. Ah şu stokçular yok mu? Ah şu pandemi yok mu? Ah şu dış güçler yok mu? Ah şu patatesçiler, soğancılar yok mu? Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamız olsaydı sizi gidi kabzı malcılar sizi derdi bunlara. Sizi gidi kabzı malcılar. Ya kabzı malları, patatesçileri, soğancıları, manavı, esnafı, marketi, bakkalı, bunları vatan haini ilan etmenizin bir manası yok. Fiyatlardaki artışla, enflasyonda, döviz kurunun patlamasında bu noktaya gelmemizde patatesçinin, soğancının, stokçunun, marketin bir kabahati yok. Bu tablonun müsebbibi iktidardır. İktidar sizsiniz, siz, siz. Beri tek bir ekonomi politikaları var. Üç tane gider kalemi var. Birincisi faiz ödemeleri. Önümüzdeki sene bir senede 240 milyar lira borç faizi ödeyecek. Düşünebiliyor musun? Önümüzdeki sene her bir saat başında 10 bin asgari ücreti faize verecek. Her bir gün 24 saatte 240 bin asgari ücreti faize ödeyecek. İkinci gider kalemi
5 tane imtiyazlı holdinge aktarılan milyarlarca dolardı. 13 tane şehir hastanesi yaptırmış, hesabını ortaya koyduk. 57 hastane parasına 13 tane hastane yaptırmış. Çanakkale Köprüsü'nü yaptırıyor, tam 5 tane köprü yaptıracağı paraya 1 tane Çanakkale Köprüsü yaptırmış. Artvin Yusufeli Barajı'nı yaptırıyor, 15 tane Artvin Yusufeli Barajı yapılacak paraya 1 tane Artvin Yusufeli Barajı yaptırmış. Milyar dolarları götürüp bu 5 tane imtiyazlı holdinge aktarıyor, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde. Üçüncü gider kalemine itibardan tasarruf olmaz adı altında lükse, gösterişe, şatafata harcanan, protokol masraflarına harcanan milyarlarca dolar. 19 seneden beri bu 3 tane kaleme milyar dolarları bu ülkenin, bu milletin kaynağına aktardığınız için esnafa da kalmadı, memura da kalmadı, emekliye de kalmadı, çiftçiye de kalmadı, asgari ücretliye de kalmadı. 19 seneden beri 3 tane de gelir kalemleri var. Nedir o? Birincisi, devletin, milletin varlıklarını, arazisini, sanayi tesisini satıp yok etmek. 19 senede 170 tane devlet kuruluşunu sattılar, yok ettiler. 240 tane teslim aldılar, elimizde avucumuzda 70 tane kaldı. Şimdi büyük bir hızla bunları da yok etmenin peşindeler. En son bakın, Erbakan hocamızın altında imzası bulunan, Erbakan hocamızın ülkemize, milletimize armağanı olan Aselsan'ı da Katarlılara satıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. 240 tane almış, 170 tanesini satıp yok etmiş. 19 senede 4000'den fazla devlete ait tapuyu satmış, yok etmiş. Önümüzdeki dönemde 2000 taneden daha fazla tapuyu daha satacağım ve yok edeceğim diyor. Gelir kaynaklarının birincisi bu. Elde avuçta ne varsa satmak, yok etmek. İkincisi yeniden borçlanmak. 2019'da 180 milyar lira ilave borç yapmış. 2020'de 255 milyar lira ilave borç yapmış. 2021'de ilave borç 300 milyarın da üzerine çıkacak. Birincisi devletin mallarını, arazisini, sanayi tesisini satıp yok etmek. İkincisi borcu borçla kapatmak, borç faizini borçla kapatmak, sürekli borçları arttırmak. Üçüncüsü de adeta limon gibi milleti sıkıp suyunu çıkartmak. Bundan neyi kastediyorum? Yağmur gibi yağan zamlar, ilave vergiler, vergi artışları şu son 1,5 senede. İthal otomobil ÖTV'leri arttı, özel iletişim vergisi arttı, elektrikli otomobilin ÖTV'si arttı, yüksek öğrenim harçları arttı, köprü otoyol ücretleri arttı, vergiler arttı, doğalgaza, elektriğe zamlar yağmur gibi yağdı. Bütün bunlar yetmiyor, daha borçlanmaya devam ediyor. Daha Aselsan'ı satacağım, limanları satacağım, ne bulursam satacağım, bu şekilde devam ediyor. Ya 19 seneden beri bu tahribatı yaptınız, bu borç, faiz, zam, vergi ekonomisini, beton, çimento ekonomisini yürüttünüz. Ondan sonra sizin hiç kabahatiniz yok. Bütün kabahat patatesçilerde, soğancılarda. Siz çocuk mu aldatıyorsunuz Allah aşkına? Bunu artık bu millete yutturabilmeniz mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü bıçak kemiğe dayandı da onun için. O bıçağın kemiğe dayandığını Türkiye'yi karış karış gezen bir kimse olarak ben Deniz bizzat görüyorum ve yaşıyorum. Bundan böyle Sunni düşmanlarla, bu anlattığınız hikayelerle, dış güçler edebiyatıyla, patateski, soğancı, stokçu edebiyatıyla bu millete kül yutturabilmeniz mümkün değil. Bir an evvel eğer birazcık aklınız varsa şu 19 senedir uyguladığınız borç, faiz, zam, vergi ekonomisini terk edip üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye bir an evvel geçmeniz lazım. Eğer ekonomi yönetimini aynı tas, aynı hamam bu şekilde sürdürmeye devam ederseniz yapılacak olan ilk seçimde barajı bile aşmanız mümkün olmayacak, benden söylemem. Barajı bile aşamayacak. Neden? Çünkü bu ekonomik kriz, bu mutfaktaki yangın, bu açlık, bu işsizlik. Allah gani gani rahmet etsin, Erbakan hocamız derdi ki Cenab-ı Allah kimseyi işsiz bırakmasın der. Evine, akşam çoluğuna, çocuğuna en temel ihtiyacını götüremeyen, ekmek götüremeyen bir insanın acısını
yaşamayan bilemez derdi. Allah binlerce kez ondan razı olsun. Bu bıçak kemiğe artık dayanmış durumda. Ha elbette ki sizin etrafınızdaki 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş alanları saymıyorum. Sizin iktidarınıza yakın olup da o ballı ihaleleri alıp üzerine bir de 1 kuruş vergi ödemeyenleri saymıyorum. Onlar için hava hoş. Onlar ne sıkıntısı, ortada bir sıkıntı yok demeye devam ediyorlar. Benim anlattığım askıda ekmek kuyruğunda -5 derece soğukta kuyruk bekleyen, saatlerce bekleyen vatandaş. Benim anlattığım o halk ekmek kuyruğunda durup bir günde 5 tane 6 tane ekmek aldığı zaman ya bu kadar ekmeği neden aldın diyenlere biz ailece sadece çorbaya ekmek banarak karnımızı doyurmaya çalışıyoruz diyen vatandaş. Benim anlattığım çocuk bezini, çocuk mamasını, ayçiçek yağını nasıl alabilirim diye kara kara düşünen vatandaşların feryadı. Bu vatandaşlarımızın artık dayanacak gücü kalmamış. Bu anlattığınız hikayeleri dinleyecek hali kalmamış. Efendim biraz daha sabredin. Çin modeline geçeceğiz. 6 ay içerisinde sorunu çözeceğiz. Hiç boşuna nefes tüketme. Çin işi, Japon işi bu milletin artık bunu dinleyecek bir hali kalmamış. Bu millet sizden Çin işi, Japon işi, Çin modeli, bilmem ne modeli bunları istemiyor. Bu millet sizden tek bir şey istiyor. Bir an evvel seçim sandığını önüne getirip koymanızı istiyor. Ve yine Türkiye'yi karış karış gezen bir kimse olarak söylüyorum. Sizler de teşkilatlarımız olarak Bursa'yı karış karış geziyorsunuz ve Bursa'da her gittiğiniz yerde mutlaka şahit oluyorsunuz. Ben Deniz'de doğusundan batısına Türkiye'nin her yerinde şahit oluyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milli görüşe büyük bir özlem var. Kime dokunsanız Erbakan hocamıza dua ediyor. Kime dokunsanız 54. hükümetteki bolluk ve bereketten bahsediyor. Kime dokunsanız hay Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Onun verdiği maaş zamları olmasa bugün ayakta duramazdık. Bugün aldığımızın 1/3'ünü ancak alabiliyor olacaktık diye Erbakan Hoca'mıza, milli görüşe hasretini ve özlemini dile getiriyor. Bunu hep birlikte görüyoruz. Ben size buradan açık bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeceğim? Bu millet bundan böyle artık Çin modeli, Japon modeli değil, milli görüş modeli istiyor. Milli görüş modeli. Milletimiz hep bir ağızdan Erbakan Hoca'nın 11 ayda verdiğini bunlar 19 senede veremediler diyor. Ve doğru söylüyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında esnafı da, memuru da, emeklisi de, işçisi de, çiftçisi de biz 54. hükümet dönemini istiyoruz. Biz Erbakan Hoca'nın milli görüşün o bolluk ve bereket dönemini istiyoruz. Biz milli görüşün efsane hizmetlerini yeniden istiyoruz diyorlar. Biz de bunları duyduğumuz zaman diyoruz ki madem öyle artık yeniden milli görüş zamanı gelmiştir. Artık yeniden refah zamanı gelmiştir diyorum. Yeniden bolluk ve bereket için, üretim, istihdam ve ihracat için, yaşanabilir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, paylaşımda adalet, yönetimde adaletin tesis edilmesi için önce imtiyazlılar, önce dış güçler diyen iktidar değil, önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar diyen iktidar için gardiyan devlet anlayışı değil, garson devlet anlayışı için ifsad eden değil, değerlerimizle uyumlu yayın yapan medya için güçlüyü, imtiyazlıyı,
cebinde parası olanı, iktidar mensuplarını üstün tutan değil, hakkı üstün tutan adalet mekanizması için taşıdığı manaya uygun nesiller yetiştiren İmam Hatip liseleri için, ehli sünnet itikadına uygun eğitim veren ilahiyat fakülteleri için, yeni nesillerimizin kaliteli eğitim alması için biz varız, milli görüş var, yeniden refah var. Biz iktidar olduğumuz zaman ne yapacağız? İşte iki tane kitabımızı biliyorsunuz. Burada ayrıca size göstermeme lüzum görmüyorum. Birincisi Milli Kaynak Paketleri kitabı. 15 adımda bir senede borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynak nereden bulunacak? Bunu bilimsel olarak ortaya koyduk elhamdülillah. Aynen 54. Hükümet Erbakan hocamızın yaptığı gibi. Bu milleti sıkıp suyunu çıkarmadan, devlet varlıklarını satıp yok etmeden, borç almadan 150 milyar dolar kaynak bulunacak. Ne yapacaksın bu 150 milyar doları? Öyle bazılarının yaptığı gibi akrabaya, arkadaşa, yandaşlara aktarmak değil. O 150 milyar dolarla önce işçiye, memura, emekliye gelir gelmez %70 maaş zammı yapacağız. %70. Önce bir defa bu dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini arttıracağız. Bütün haksız vergileri, fahiş vergileri lağv edeceğiz. Çiftçiye en yüksek tavan fiyatlarını vereceğiz. Çiftçinin bütün girdilerini devlet desteğiyle sübvanse edip en uygun fiyattan çiftçimize, köylümüze vereceğiz. Tarımda kullanılan mazottan vergi almayacağız. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikten vergi almayacağız. Hane halkının, esnafın, KOBİ'lerin, çiftçinin bankalara ve kooperatife olan borçlarının faizlerini bir kereye mahsus olmak üzere devlet olarak sileceğiz ve biz ödeyeceğiz. Bu 150 milyar dolar kaynakla yapılacak bunlar. Bununla birlikte ikinci bir kitabımız daha var. 81 ilimize 634 refah projesi kitabı. Bu da Milli Görüş'ün birinci 40 yılında 76-77'de Erbakan hocamızın gerçekleştirdiği ağır sanayi hamlesinin ikinci 40 yıldaki yansımasıdır. 81 ilimize üretime yönelik, istihdama yönelik, ihracata yönelik, park, bahçe, peyzaj, AVM, rezidans, otel, bu projeler değil, kıraathane projesi değil, sanayi projesi, teknoloji projesi, üretim projesi, o 10 milyon işsizler ordumuza ve 1,5 milyon üniversite diplomalı işsizimize iş ve istihdam imkanı sağlamak için projeler. İşte o 150 milyar dolar kaynağın bir kısmıyla da bu projeleri hayata geçireceğiz. Borçla, faizle günü kurtarma değil, alın teriyle kalkınma dönemine başlayacağız inşallah. Üreterek, ihraç ederek, milli gelirimizi arttırarak hep birlikte zenginleşeceğiz. Tarım ve hayvancılıkta, sanayi ve teknolojide üreten ve ihraç eden Türkiye'yi hayata geçireceğiz hep birlikte. İnşallah yeniden refah iktidarıyla, milli görüş zihniyetiyle bu millet 20 seneden fazla bir zamandır çektiği o maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulacak ve Erbakan hocamızın birinci 40 yılda gösterdiği hedeflere ulaşılarak yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünya, yeniden Refah Partisi eliyle kurulacak inşallah. Şimdi bu noktada çok önemli bir husus daha var. Evet, kurtuluş yeniden refahlı olur. Evet, mevcut iktidarın artık bırakıp gitmesi lazım. Milletin mevcut iktidardan beklediği tek bir şey var. O da seçim sandığını getirip önüne koymasıdır. Evet, bunların hepsi doğru. Ama burada küçük de olsa başka bir tehlike var. O tehlikenin adı da yağmurdan kaçarken doluya tutulma tehlikesi. Bu tehlikeye özellikle parmak basıyoruz. Ve her konuşmamızın sonunda mutlaka bu aziz millete uyarı vazifemizi yerine getiriyoruz. Eğer bu iktidardan kurtulayım derken
şu havası ve parası fazla olan malum muhalefet partilerine gidersin, şu mecliste grubu olan her akşam televizyonlarda gösterilen malum muhalefet partilerine giderseniz, yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş olursunuz, haberiniz olsun. Bu ülkenin, bu milletin bir 5 sene, bir 10 sene daha kaybedecek vakti yok. Bu malum muhalefet partilerinin bu ülkeye, bu millete verebileceği herhangi bir şey yok. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamamız lazım. Neden söylüyorum bunları? Ebu Uri Yeniden Refah dışındaki muhalefet partilerini çok yakın tanıyoruz da onun için. Bu muhalefet partilerinin içinde kimler var biliyor musun? 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip olanlar var. Bu malum muhalefet partilerinin içerisinde Türkiye'yi Suriye'de bataklığa sürükleyenler var. Bunların içerisinde bir tanesinin genel başkanı, ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğunda Türkiye devleti yılda 35 milyar dolar borç faizi ödüyordu, biliyor musun? Bugün eleştirdiği iktidar yılda ortalama 17,5 milyar dolar borç faizi ödüyor. Eleştiren o parti başkanı ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğunda yılda 35 milyar dolar faiz ödüyor. Yine o parti başkanı ekonomiden sorumlu devlet bakanı koltuğuna oturduğunda özel sektörün ve kamunun toplam borcu 129 milyar dolardı. Bakanlık koltuğundan ayrıldığı gün bu borç tam 400 milyar dolara geldi. 400 milyar dolar. Türkiye'yi yıllarca görev yapıp da borca ve faize batırmış olanlar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bunları seçip bunlarla bir 5 sene 10 sene daha kaybedemeyiz. Bu kayba dayanacak gücümüz artık yoktur. Yine bu muhalefetin içerisinde dünya siyonizminin en önemli kuruluşlarından olan Bilderberg toplantılarının müdavimleri var. Dünya siyonizminin en önde gelen kuruluşlarından Londra'daki Chatham House'dan kristal küre ödülü alanlar var. Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz Chatham House'a ziyarete gidip oradaki ziyaretinin fotoğraflarını gururla paylaşanlar var. Chatham House'dan yolu geçenlerden, Bilderberg toplantılarının müdavimlerinden bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmesi mümkün değildir. Yine bu muhalefetin içerisinde kimler var biliyor musun? Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde Irak'a ilk bomba düşer düşmez 8 milyar dolar kredimiz hesabımızda olacak diyebilecek kadar küçülenler var, küçülenler. Irak'a ilk bomba düşünce 8 milyar dolar kredi alacağız öyle mi? Yahu 8 trilyon dolar kredi alsan da olur. O Irak'a düşen bombalar ne mana ifade ediyor sen biliyor musun? 1 milyon sivil vatandaşının, Iraklının ölmesi manasını taşıyor. Yüz binlerce kadının, çocuğun kolunun, bacağının kopması manasını taşıyor. Siz bir milli görüşe bakın. Erbakan hocamıza bakın. Bir de bunların düştüğü noktaya bakın. Ne diyordu Erbakan hocamız? Ben bir damla Mehmetçik kanını bütün bir Amerikan bütçesine değişmem diyor. Bir damla Mehmetçik kanını bütün bir Amerikan bütçesine değişmeyen milli görüşlerde 8 milyar dolar karşılığında 1 milyon sivilin, kadının, çocuğun ölmesini marifet gibi anlatan zihniyetler. Bunlar mı Türkiye'yi ve İslam alemini selamete çıkartacak Allah aşkına? Yine bu muhalefetin içerisinde Ayasofya'nın cami olmaması gerekirdi diyenler. Diyor ki müze olarak kalması lazım. Cami olması doğru olmadı. Bunun bir adım sonrası, bir cümle sonrası ben iktidara geldiğim zaman Ayasofya'yı yeniden müze yapacağım demek. Şimdi muhalefette oy alacağı için bunu söyleyemiyor. Ama bunun manası ben iktidar olursam Ayasofya'yı yeniden gerisin geri müzeye çevireceğim demektir. Yine bu muhalefetin içerisinde gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacağım diyenler var. Bu muhalefetin içerisinde ismi lazım değil, ben iktidar olduğum zaman toplumsal cinsiyet eşitliği sapkınlığını üniversitelerde zorunlu ders haline getireceğim diyenler var.
Bu muhalefeti mi seçeceğiz Allah aşkına? Eğer yeniden Refah'ta birleşmezsek, bu iktidarı gönderip yerine milli görüşü getirmezsek, vay halimize. Allah muhafaza buyursun. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan bir büyük tahribatla daha baş başa kalırız. Bu malum muhalefet partilerinin ülkeye ve millete vereceği bir şey yoktur. Biraz evvel söylediğim gibi bir 5 sene, bir 10 sene daha kaybetmemize yol açar. İşte onun için milletimizin yüzünün gülmesi, yaşanabilir Türkiye'nin kurulması, yeniden büyük Türkiye'nin kurulması, önce mazlumlar, önce ezilenler diyen bir iktidarın iş başına gelmesi, paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin tesis edilebilmesi ancak ve ancak milli görüşe bağlıdır. Yeniden Refah iktidarına bağlıdır. Erbakan hocamızın da 69 yılında ilk adımı atarken söylediği gibi 3 değil 2'dir. Ya milli görüş, yeniden Refah ya da diğerleri, ya Refah ya eyvah. Bu da Erbakan hocamızın meşhur sloganlarından bir tanesi. Bu nedenle kurtuluşun milli görüş dışında asla ve asla gerçekleşmeyeceğini, yeniden Refah iktidara taşımaktan başka bir çıkar yolumuz olmadığını bizim bilmemiz yetmiyor. Bütün Bursalılara, bütün Bursalı seçmene bunu teşkilatlarımız olarak inşallah siz anlatacaksınız. Geçmişte Refah dönemindeki meşhur sloganlarımızı son olarak tekrar ederek sözlerimi noktalamak istiyorum. Ne diyorduk Refah Partisi döneminde hem birazdan? Refah gelecek, zulüm bitecek. Refah gelecek, yüzler gülecek diyorduk. İşte İşte şimdi de aynen birinci 40 yılda olduğu gibi aynı sloganları tekrar ediyoruz. Refah gelecek, yüzler gülecek diyoruz. Refah gelecek, zulüm bitecek diyoruz. Ve böylelikle sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Hepinize bir kez daha teşekkürler ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Toplantımız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Allah razı olsun.